Takımlarımı tebrik ediyorum. Maçın ilk 45 dakikasında belki hücumsal anlamda oyuna hükmeden bir takım değildik ama Fenerbahçe'ye de hiç pozisyon vermedik. Yani ilk 45 dakikaya baktığımızda hücumda zenginliği olmayan ama rakibine de pozisyon vermeyen bir takım. Niçin böyle? Son iki maçı ve Fenerbahçe'nin transferlerini ve hamle şansını düşündüğünüzde özellikle sağ kanatta Dirar İsla, Ekici'nin oraya katılması, Soldado'nun gelmesi, o kanatta yapmış oldukları varyasyonlar ve içeride golü buluyorlar. Biz bu maça sol bek değil sol stoper başladık. Stoper sağ bek oynadık. Sağ bek, stoper sol stoper. Yani orada Atilla'yı kulübede bıraktık. Buradaki amacımız bir kere Fenerbahçe'nin güçlü yönünü durdurabilmek. Eğer biz maçın başında kendi sahamızda oynuyoruz, şöyle saldıralım, böyle yapalım deseydik belki mağlup durumda 1-2 golden içeri girebilirdik. Önce bir kere Fenerbahçe'nin gücünü sahadan aldık ilk 45 dakikada. Tabii futbol çok değişken bir olay. İşte rakibimiz kırmızı kart gördü. Biz de yaşadık Bursa maçında. Yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynadık. Bugün de rakibimiz uzatma dakikalarıyla birlikte 10 kişi oynadı. Kolay değil. Ve işte 60 küsürde sayılmayan bir golümüz var. Veya baktığınızda 18'e 14. 18 Fenerbahçe faul, 14 biz yapmışız. Hakemin kararlarıyla ilgili zaman zaman özellikle ben de dahil mağlup duruma düştüğümüzde tabii belli yerlerde daha keskin düşünüp konuşabiliyoruz. Ama bu benim de katılmadığım pozisyonlar var. Rakibimizin de katılmadığı pozisyonlar var. Nihayetinde ikinci yarıyı akıllı oynadık ama daha iyi olabilirdik. Çünkü benim takımımda Artem, Deniz, Umut, Çeri, Mensah. Yani bu grup rakip takım 10 kişi kaldığında daha çok rakip ceza sahasında oynayıp daha net pozisyonlar ve goller bulabilmeli. Böyle bir oyuncu karakterimiz var. Bir de rakip 10 kişi olunca bunları değerlendirmeliyiz. Önemli bir 3 puan aldık. Burada taraftarımızın da özellikle oyunun belli bölümlerinde, maçın başında ilk 45 dakikalık ve ikinci yarının belli bölümlerinde iyi bir desteği var. Bunu niye söylüyorum? Göztepe Malatya maçı Fenerbahçe 41 bin seyirciyle oynadı. Oradaki 12. adam motivasyonu son derece önemli takıma ve oyunculara, onlara kattığı coşku. Biz de bugün bunu yaşadık. Hatta kulübede insan şunu düşünüyor. Ya futbol taraftarla, seyirciyle oynanır. Dolayısıyla biz de Anadolu takımı olarak bunu çoğaltmayı düşünüyoruz. Nihayetinde önemli bir 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum.